TÜMKAT Başkanı Osman Özçelik dernek olarak Elazığ'a değer katmak istediklerini söyledi. Kanal 23'ü ziyaretinde konuşan Özçelik, Elazığ'da ortaklık kültürünü geliştireceklerini kaydetti. Tümkeat Başkanı Osman Özçelik ve yönetim kurulu üyeleri Kanal 23 televizyonunu ziyaret etti. Başkan Özçelik ve beraberindekiler Kanal 23 genel yayın yönetmeni Arif Çakmak tarafından karşılandı. Tümkeat Başkanı Osman Özçelik, Elazığ iş dünyasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Özçelik, 22 Temmuz'da Tümkeat Genel Başkanı Nihat Tanrıkul'un da katılacağı program düzenleyeceklerini kaydetti. Tümkeat ailesi olarak 3 aya yakındır e, kurulan bir temsilcilik. Şu anda 36 üye ile e, iş dünyasının bütün e, güzel insanlarını toplayarak şehrimize e, çalışmalar hakkında e, yardımcı olacağız. Onların kurumsal yapılarını güçlendireceğiz. 36 üyemiz birbirinden kıymetli iş dünyasıdır. Bu şehrin menfaatlerini göz ardı etmememiz lazım. O doğrultuda da çalışmalara devam edeceğiz. Tabii ki şehrimizin sorunlarını biliyoruz. Bunları masaya yatırıp, en kısa zamanda çözüm noktasında kavuşturmayı düşünüyoruz. Tüm ailesi güçlü bir aile, devletine, milletine bağlı, sivil toplum kuruluşu olarak ön planda şu anda 2017 yılında kurulmuş 39 şubesi bulunmaktadır. 2018'de ve 2023'te yılın en iyi sivil toplum kuruluşu ödülünü alarak bir öncülük etmiştir. Kısa bir zaman diliminde Temmuz ayını 22'si gibi bir açılış düzenleyeceğiz inşallah. Genel Başkanımız gelecek. Osman Özçelik tüm kağıt olarak Elazığ'a değer katmak istediklerini belirterek şehrin sorunlarının çözümü noktasında istişare ve ortaklık kültürünü geliştireceklerini söyledi. Bu şehrin e, turizmden, hayvancılıktan, tarımdan bütün altyapısına kadar çalışmalar hakkında devlet e, büyüklerimize ileteceğiz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz Cumhuriyetimizin 100. yılında. Bizim ilk hedefimiz üyelerimiz arasındaki kurumsal ad yapılarını güçlendirmek. Bu anlamda eğer güçlü olursak biz buraya üretici çekebiliriz, yatırımcı çekebiliriz. Ee, ve şu anda bizim genel merkezimizin yapmış olduğu bir çalışma var. TÜMAŞ diye bir dernek kurdu, şey kurdular, iş e, sektörü kurdular. 50 milyon e, yatırımla e, kendi üyeleri ve o şehirde bulunan üyelerini o şirkete dahil ederek kazanım sağlamak, bu anlamda o buradan kazandıkları parayla da şehirlerine üretim tesisi açmak. Bu şehrin sorunlarına zaten en büyük sıkıntısı üretim tesisi olmaması. Biz bunlara öncelik edeceğiz. Geçmiş dönemde yaşamış olduğumuz tecrübeler var. Biz ortaklık kültürünün gelişmesi için bazı ortaklık anlamında şehre değer kattık. Ama maalesef deprem ve pandemi bizi biraz yıprattı. Biz bu ortaklık kültürünün gelişmesi için mücadele edeceğiz.